Türkiye'de koleksiyoncu profili nasıl? Nasıl gözlemliyorsunuz? Yıllardır bu işin içinde olan biri olarak. Benim yeni dönemde galerici olduğum dönemde 2008 ile 2015 aslında çok önemli koleksiyonerlerin kendilerini gösterdikleri, Türk Çağdaş Sanat'ın ismini uluslararası platforma taşıyan önemli aileler ortaya çıktı. Onlar uzun bir süre sanatı desteklediler ama dediğim gibi biz Türk milleti olarak çabuk sıkılan, çabuk vazgeçen, bir şeye bağlı olmayan bir yapıyız. Kimi istikrarını devam ettirdi ama sessiz bir şekilde geri plandan birçoğu da hevesini aldı diyeyim. Bakış açılarını değiştirdiler. Ya izliyorlar ya da hiç izlemiyorlar. Ama tabii sonuçta sanat bizde var olmadı bir şekilde. İnsanın varoluşundan beri farklı şekillerde vardı, olmaya da devam edecek. Yeni alıcılar, yeni ilgililer ortaya çıkıyor. İşte biz de onları tanımaya çalışıyoruz. Genç bir profil var. Ben de onları anlamaya çalışıyorum. Bakış açılarını, ilgilendikleri alanları. Bir kısmına karşılık veremiyorum. Veremediğime işte ekibim daha çok yardımcı olmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi değişken ve devingen olmasa çok stabil ve sıradan olurdu. Dolayısıyla aslında o da bize biraz enerji veriyor farklılıklar. Zorlasa da enerji veriyor diyeyim.